ticari maksatta ilk yurt dışına çıkışın neresi? Şimdi ben kafayı 98 yılında fuara, Hollanda'daki Utrecht kentinde gerçekleştiren büyük fuara gitmeyi takmıştım ama bir türlü 98'e giremedim ama 99'da başardım. Hı hı. 1999 yılında... Stand açtım, profesyonel olarak. Evet, evet. Daha önce işte Meral'de gitmişti, Avrupa'da Mukim, bir iki Türk'ün orada bulunduğunu hatırlıyorum ama Türkiye'den tası tarağı toplayıp, plakları toplayıp, bütün riski, gümrük mümrük risklerini alıp oraya gidip stand açan ilk ben varım. Evet. Gerçekten büyük ilgiyle karşılandı. Hani insanlar bazen abartıyla söyler ya, yaptım şöyle büyük ilgi. Gerçekten büyük ilgiyle karşılandı. Çok enteresan şeyler de oldu. Hatırlayacaksın da sana da anlatmıştım. İşte evet evet. Yani şimdi Türkiye'den ya benim kafamda hani plak işiyle uğraşıyoruz ya, müzik, sanat. Gerçekten de hani ırkçı ya da tahakkümkar bir tavırla karşılaşacağım en son yerin bir plak fuarı olduğunu düşünüyorum ben. Yani mantıklı. Ama öyle olmadı yani. Enteresan şeyler de işte bu plak fuarlarında. Queen'in Türkiye'de basılmış Max Plak'tan çıkma Flash Gordon LP'si vardır. Normal LP zaten çok basittir orijinali dizaynı. Sarı bir kapak. Şimşek. Sadece kocaman Flash Gordon yazar. Evet, şimşek. Türkiye'de biraz daha albenisi olsun diye üstüne bir tane Queen fotoğrafı yerleştirmişler. Ekstradan. Ve o tabii Queen koleksiyoncuların çok ilgisini çekiyordu. İşte o da benim sergimde vardı. Hı hı. İşte daha sonradan Fransız olduğunu öğrendiğim bir koleksiyoncu geldi. Bakıyor. Eliyle şeyi kontrol etti. Plak kapağının üzerine yapıştırma mı değil mi o şey? Ondan sonra adama direkt hiç adını madını falan sormadan böyle bir şey yapacak kadar aptal olduğumu düşünmüyorsunuz herhalde dedim. Böyle yaptı yani kim bilir falan şeklinde. Tabii burada sen üzerine alınmışsın kim bilir adam neler görmüştür denilir ama. Sigara içiyorum yürü. Maalesef. O rahatsız edici şeylerden biriydi. Mesela birkaç sene sonra yine Utrecht'te Ajda Pekkan'ın bir plan satıyorum. Ajda Pekkan'ın da full sarışın, normal bildiğimiz Ajda Pekkan olduğu bir kapak var üzerinde. Adam geldi, bakıyor. Bir de anlamadım ki yani ilgilendiği şeyle ilgili sorarsın. Madem ilgilenmiyorsun, niye kalkıp da beni sorguluyorsun? Dedi ki bu kadın Türk mü dedi. Siz Türk müsünüz dedi. Evet dedi. Dedim. Bu kadın Türk mü dedi. Evet dedim. Bu kadın Türk olamaz dedi. Efendim neden dedim. Nasıl olurmuş o dedim. Çünkü sarışın dedi. Dedim aklımdan yani gerizekalılığın kaç tonu olabilir yani. Dedim sarışın bir insan Türk olabilir. Yok yok mümkün değil dedi. Zaten bu boyadır falan. Ya dedim nasıl insanlar var bu dünyada böyle ya. Saçma sapan orada ben de kusura bakmayın ama yani imparatorluk da bizim ülkemiz Avrupa'dan Arabistan'a bilmem nereden acayip bir gen havuzu var kusura bakmayın ve o kadın şey doğma büyüme sarışındır dedim böyle şey yani buna benzer saçma sapan aslında hiçbir kıymeti de olmayan ama sinir bozan yani hep şeyin altında var olan o ırkçılığı Avrupa'da yaşayan insanların Türklerin söylediği şeyi ufak ufak böyle aptalca örneklerle ama yine de işin arkasında ciddi bir altyapı olduğunu da hissettim. Neyse işin plakçılık tarafına gelirsek 99'daki o çıkışım epey ilgi gördü ve ben de dedim bundan sonra gidiyorum çünkü kendimi cennette buldum. Cennet yani öyle fuar halen daha eski fuar olmaması yana ona rağmen halen daha yani gitmediyseniz mutlaka parayı denkleştirin. Ya herhangi birine gidin. İlle Utrecht'e gitmek zorunda değilsiniz. Şimdi Brüksel'de de şeyde de Münih'te de Almanya'nın çeşitli yerlerinde plak fuarları gerçekleşiyor. Plak fuarları çok güzel yerler. Eğer ki gerçekten plakla ilgileniyorsunuz.
Yani birçok şeyi toplu görebiliyorsunuz. Ayrıca o kültürü görebiliyorsunuz. Kültürü solumak açısından. Yani hedefin eğer ki bir liste yapıp ben bu plakları alacağım ve geleceğim Türkiye'ye ise yani o saçma sapan bir şey. Evet. O mesele o değil, o dükkancılık. Plak fuarları bir kültür ortaya koyuyor. Onun da kendi içinde plak fuarlarının da sorunları var ama yine de çok fazla yaşamamış kişiler için bence çok önemli. Ve böylece ben tam anlamıyla yurt dışında satışa başladım. Dediğim gibi eBay vardı. İnsanlar yurt dışından eBay'de plak satıyordu ama daha benim kredi kartım yoktu. Çok gençtim yani 22-23 yaşlarımda falanım. Kredi kartı yoktu. Çıkartmak için de çok da büyük bir şey de sarf etmedim. Çünkü o günlerde halen daha koleksiyonculara yönelik dergiler, yurt dışındaki dergiler çok güçlüydü 90'ların sonunda. Nedir? İngiltere bazlı Record Collector, Almanya'da Oldie Market vardı. Oldie Market önemli bir dergiydi. Amerika'da da iki dergi vardı. Biri Goldmine, diğeri de Discoveries. Bunlar halen daha çok zayıf da olsa varlıklarını sürdüren dergiler. Ama o vakit yani plak koleksiyoncusunun dört döndüğü yerler bu dergilerdi. Ve ben de Türkiye'ye gelen işte Daniel'ler falan filan dışında bu dergilere ilan vererek başka irtibatlar kurmaya karar verdim. Ve işte Record Collector dergisinin arkasında bulunan işte plak liste ilanlarından birkaç kere ilan verdim ve şimdiki yani bu içinde bulunduğumuz ilan veriyorsun, mektup geliyor değil mi sana? Evet, mektup geliyor, telefon. İletişim mektupla kuruluyor. Evet, şimdi onu diyecektim. Bu içinde bulunduğumuz internet dünyası, güya daha güvenlikli hale getirilmiş iletişim, güvenlikli hale PayPal'de güvenlikli hale getirilmiş ödeme sistemine rağmen şu anda insanlar acayip bir şüphe... Kazık yiyorlar da bu arada ama acayip bir şüphe içinde bu alışverişler gerçekleştiriliyor. eBay'in, PayPal'in sunduğu güvene rağmen halen daha çok acayip bir sürü karşılıklı güvensizliğe ve şüpheye dair soru geliyor. Ama o vakitler işte 1000 pound'a, 1000 İngiliz pound'una bir plak orada listeliyim. Bir derginin arka sayfasında bulunan bir ufacık siyah beyaz ilan listesini onu listeleyip İngiltere'den bir adam telefonla sizi arayıp ben bu plakla ilgileniyorum, parayı nasıl yollayayım diyordu. Ve siz bu alışverişinizi gerçekleştiriyordunuz. Kimi zaman mektubun içine koyup parayı yolluyor. Evet, tabii. 2001 ile beraber ben eBay'de satış yapmaya başladım. Ve o zamanlarda öyleydi tabii, PayPal falan yok ortada. Mektupla yollanır, posta... Western Union'la posta şeyle, posta çekiyle falan filan. Yani peki, gelelim işin heyecanlı boyutuna. Evet. Yani ilk İran mı oldu, Hindistan mı oldu? Şimdi şöyle... Pakistan mı oldu? Şimdi şöyle, Türkiye'de tabii ki yapmaya başladım. Nedir? Türk baskı yabancılar, ondan sonra Turkish Psyche dedik falan. Funk meselesi, funky olaylar daha o kadar canlı değildi ilk başta. 2002 sonrasıdır onun canlanması. Onlarla başladım ama bir Türkiye içerisindeki piyasada bir ismim çıktı benim. Bir ara senin de ismin çıktı. Evet. Yani bu adam tehlikeli gibi bir şey. Hala çekiyoruz açısını. Evet. Hani normal birisi gelip bu ne kadardı? 10 lira deneceğini bana 100 liraya varan evet. Farklar. Çok iyi para veriyor onun. Ya yani esnaf ama iyi para veriyor meselesini artık ceza boyutuna getiren maalesef şeyler. Bir gün bir antikacıdayım Kadıköy'de, antikacı. Ben o günlerde ayrıca taş plak meselesine girdim. Uzun süre taş plaktan uzak kaldıktan sonra, 1999'dan sonra taş plağa da büyük bir merakım başladı. Bir antikacıda
plaklara bakıyorum, taş plaklar. İşte benden bahsetmeye başladılar. Ama benim ben olduğumu bilmiyorlar. Ve nasıl palavralar duydum anlatamam size. Kendimle ilgili. Dedim buranın, yani burada tuz koktu benimle ilgili. Ve şey, bir tiksinti geldi açıkçası. Ve dedim ben niye buraya böyle kendimi kapatayım ki? Üstelik Türkiye'de az sayıda da olsa İran ve Lübnan baskı plaklar çıkıyordu. Ve onlar daha çok bakir, hı hı, daha keşfedilmemiş. Top 4'ler falan özellikle değil mi? Evet, evet, evet. Ya da İran'dan onlar ya da Lübnan baskı plaklar. Çok nadiren belki Hindistan baskı bir şeyler. Ve bakıyorum onlar da ilgi görüyor yurt dışında. Hı hı. Ve düşünsene, Batılılar kendi diskografilerini, kendi ülkelerindeki diskografileri çok iyi derlemiş durumdalar ama dünyanın doğu tarafı, Türkiye'den doğusu Japonya'ya kadar diyelim, Japonya'da başka efsane tabii, acayip bakir ve bilinmiyor. Yani ortaya atıyorum tesadüfen Pakistan baskı bir Pink Floyd 45'liği çıktığında tabii havada kapışılıyor koleksiyoncuları tarafından ama bilindiğinden değil. Eksik diye. Eksik diye ve daha keşfedilmemiş. Ben normal, umumi pasaporta sahip bir Türk vatandaşıyım. Ne yapılır, ne edilir yurt dışına çok çıkmak için? İşte eğitim ayarlanabilir, iş ayarlanabilir bir şey de. O beni çekmedi. Beni yine keşif, yine merak daha çok çekti. Hep düşünmüşümdür. Yani o kadar çekmeseydi, Batı tam anlamıyla her şeyle beni çekseydi, ben şu anda çoktan herhalde o ülkelerden birinde mukim ve de plakçılık yapan bir insan olurdum. Ama o değil de Doğu çekti ve ayrıca bir Türk pasaportuyla Doğu ülkeleri, Asya'nın ülkeleri, Afrika'yı başta çok düşünmedim. Ama Doğu ülkelerine çok gitmek çok kolay olduğundan ötürü, ya dedim ben böyle bir şey yapayım, o ülkelere gideyim ve hem seyahat etmiş olayım, hem nadir plakları bulayım. Çünkü nadir plak bulma meselesiyle ilgili teknikleri de Türkiye'de tabii yavaş yavaş geliştirdim. Gazetelere ilan vermeler, çeşitli başka ilan yolları, şunlar bunlar falan filan. Böyle bir şey yapayım, keşfedilmemişi keşfedeyim. Bu işin çünkü hem o ülkelerin baskısı, büyük isimlerin, işte Elvis, Beatles, Stones, onların o ülkelerin baskıları var. Hem de o ülkelerin kendi rock, jazz, yurt dışındaki koleksiyoncunun da benim de ilgimi çeken versiyonlarını bulma meselesi var. Pakistan'a karar verdim. Çünkü Pakistan'da bir aile dostumuz vardı. Onun bana yardımcı olacağını düşündüm. Ve öyle de oldu. Nasıl oldu? Yani nasıl oldu? Tabii ki ilk kez dünyanın o tarafına gidiyorum. Tam Türkiye'den bir tecrübem var ama nasıl yapacağımı da bilmiyorum. Pakistan'da mesela yasak falan değil ama plak dükkanı yok. Kimse plak falan dinlemiyor. Herkes CD, kaset falan dinliyor. 2002'den bahsediyorum. Ne yapalım dedik? Gazeteye ilan verelim. Verdik. Tabii Urdu dilinde, yerel dilde verdik. İşte orada bir tanıdığım olmasının çok büyük faydası oldu. Telefonlara o baktı falan. Ve kendimi Pakistan'da insanların evlerine giderken buldum. Pakistanlı insanların, ailelerin evlerinin içine giriyorsunuz. Tabii buradaki Pakistanlı algısıyla oradaki Türk algısının arasındaki devasa fark. Bizim burada Pakistan ve Türkiye kardeş milletlerdir söylemedim. Burada nasıl bizim tarafımızdan palavra açıkça söylemek gerekiyor olduğunu ama orada işte öyle olmadığını, Türk olduğum, sadece yani Türkiye'den geldiğim için kaç kere benden para alınmadı bana verdikleri plaklara. Vay vay vay. Kaç kere ama kaç kere. Ya da çok cüzi paralar alındı. Yani tek bir kere ben, sen hem yabancısın hem de buraya gelmişsin yabancı halinle ilanlar vermişsin. Sökül paraları diyen tek kişi çıkmadı. Acayip kendi içinde duygusal haller yaşayan insanlar oldu. Bir adam Kıbrıs, bak enteresan bir şey, Kıbrıs Barış Harekatı'nda yer aldığını söyledi. Dedim nasıl ya?
dedi siz bilmiyorsunuz dedi. Bu çok üzerinden çok uzun seneler geçtiği için söylüyorum ama Pakistan 3 uçağıyla o harekata katıldı dedi. Türk uçağı süsü verildi. Hı hı. Ama Pakistan'dan destek verildi ve onlardan pilotu da, bir pilotu bendim dedi adam. Ve adamdan Beatles bile aldım. Pakistan baskı. Böyle çok tuhaf tuhaf şeyler. Adamın bir başka adam bir gazetede köşe yazarıymış. 86 yılında Türkiye'ye gelmiş. İşte gözleri doldu. İslami açıdan bakarak şey dedi. Yani çok öyle bir Taliban İslamı da değil. Yani o Pakistan'daki meseleyi anlatmak bambaşka bir konu tabii. Oralar halen daha bizim olduğu için gurur duydum falan. Yani böyle enteresan, çok enteresan şeyler yaşadım. Onları zaten ayrı bir yazsam. Aldın getirdin plakları. Evet. Beklediğin ilgiyi tabii ki buldun. Tabii. Pakistan'a birkaç sefer yaptıktan sonra tabii ki asıl büyük balık Hindistan. Pakistan'da çok bol miktarda Hindistan plakları var. Ayrıca o günlerde de Hindistan ve Hindistan'dan çıkma müzikleri özellikle Bollywood film müziklerine acayip ilginin olduğu bir dönem. Bir sürü şey üst üste denk geldi. Ha, o günlerde ayrıca bu 2003-2004 oluyor. Ben bir plak şirketi kurmaya karar verdim. Ve o günlerde çok yakın olduğum iki arkadaşımla beraber işte Arka Plan adını verdiğimiz bir şirket kurduk. Amaç neydi? Tabii benim o güne dek en olgunlaşmış olan bilgi birikimim Türkiye'deki plaklar, Türkiye'deki ekseriye Anadolu pop birikimi. Dedik biz bunu kalan müzik gibi belgesel plaklar ve CD'ler şeklinde yayınlayalım. Ama tabii kalanın işine göre çok daha zordu bizim işimiz. Çünkü çok daha yakın dönem plaklar hepsinde besteci, aranjör, şarkı sözü yazarı ve eskiden hangi plak şirketinde çıkmışsa onlardan izin de. Mesela kullanılmamış doğrudunuz. Mesela onlar vardı. Yok, var onlar ama yani sonuçta içinden çıkmak için ciddi şekilde hem yasal yardıma hem de paraya ihtiyacımız oldu bir konu. Ama yine de girdik. İlk plağımızda 21. perondan basmaya karar verdik. Çünkü işte dediğim gibi Andreas'la iletişim, onların bu konuda buna çok sıcak bakması. İkinci plağımız da aslında az önce söylüyordum sana kamera arkasında Cem Karaca'dan Dikanaken'ini düşünüyorduk. Cem Karaca'nın Almanca yaptığı albümü. Gökçen Kaynatan'dan bir toplama yapma düşüncesi vardı. Yani daha bir iki sene önce çıkan Gökçen Kaynatan toplamasındaki parçaların hepsi 2002-2003 yılı için düşünülüyordu. Gökçen Kaynatan'dan da iznimiz olmak üzereydi. Yani parasını vermemiştik ama Gökçen abi de çok iyiydi o zaman aram ve olacaktı ama biz başka bir karara varıp o da bir hazır prodüksiyon olduğu için aslında Hakan Tuna'nın İngiltere'de kayıtların büyük oranda İngiltere'de yaptığı albümünü çıkartmaya karar verdik. Daha sonra benim ortaklarla yani anlaşamamazlıktan ötürü kendi kurduğum şirketten ayrılmak durumunda kaldım. Ondan sonra da kendimi ben tamamen bu uluslararası plakçılığa verdim. Tabii orada uzun bir liste vardı Arka Plan'da yapmayı düşündüğümüz. İşte Tün Ayak Deniz, Çığırışım yine bir iki sene önce çıktı ama yine 2003-2004'te ta kurgulanmış bir şeydir. O daha neler neler, Dönüşüm de yine daha yeni çıktı. Ondan sonra Yonca Plak'tan bir sürü yani Kontlar, Ümit Aksu Orkestrası, acayip böyle bir listemiz vardı ama olmadı. Daha sonra kendimi işte dediğim gibi bu uluslararası plakçılığa verdim. Hindistan'dan sonra Singapur, Malezya, Endonezya, 2006 yılından itibaren İran. İran bayağı sonra. Evet. 2006'da İran.
Peki evet. Singapur, Malezya, yani sen buraları nasıl belirliyorsun? Şimdi şöyle oluyor, bir ya iki faktör birbirini besliyor. Bir tanesi benim ne kadar ilgi duyduğum o alana, iki ne kadar keşfedilmiş olduğu. Ne kadar keşfedilmiş olduğundan kasıt da o alandan çıkan ve hani daha çok batılı kulaklara ya da global bir popüler ve rock müzik penceresine hitap edecek sound'daki plaklardan ne kadarı yeniden basıldı. Gerek toplama olarak, toplama değişik grupların toplaması olarak, gerekse tek grup ya da ismin albümün olarak. Daha o vakitlerde çok şeydi, çok bakirdi 2005'lerde falan Singapur, Malezya, Hong Kong. Ha, Hong Kong'a da gittim tabii ki. Ve o yani yine ufak tefek satıcı olarak da olsa katkımız oldu oradan daha önce hiç keşfedilmemiş plakların çıkmasında. Hindistan tabii devasa devasa bir dipsiz kuyu. Aklınızın almayacağı kadar çok plak çıkmış durumda. Tabii Hindistan'ın nüfusunu düşünün. Nüfusla beraber değişik kültür ve milli gruplar var. Onlara yönelik plaklar, ulusal diyeceğimiz çaptaki plaklar, Kuzey Hindistan'la Güney Hindistan adeta ayrı ülkelercesine farklı kültürdedirler. Oranın plakları keşif üstüne keşif, keşif üstüne keşif. Yani bayağı bir batılı koleksiyoncuları seneler boyunca doyurduk bu konuda. Bir kısmını sen tanıtmış oldun. Evet, yani, evet, evet. İran kafamda ta 90'lardan beri vardı ama İran'la ilgili tipik çeşitli çekinceler vardı kafamda. Sonra yavaş yavaş bunlar ortadan kendim ayrıca sürekli Doğu ülkelerine seyahat ettikçe çeşitli şeyler, ön yargılar kırıldı. Sürekli seyahat, sürekli kafa açılması ve 2006'da başladım ve yani İran'ı açan, dünyaya açan bir iki kişiden biriyim denebilir. Sürekli keşif.